540 Polygon kanalından herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Fatal Frame, Maiden of Blackwater serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hilal. Merhaba arkadaşlar. Bir hatunu peşimize takmıştık. Aa, değil mi? En son orada kaldık. Evet, şu yalnız hatun ve... Arkadaşını arayan bedbah arkadaş. Ama hikayelerinin de çok iç açıcı olmadığı ortaya çıkmıştı. Zaten toplu olarak hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeme kararı almışlardı. Malum kelimeyi söylemeyeyim daha fazla. Yani Japonlarda da bu tema çok fazla var, ilginç bir şekilde. Bütün insanlıkta var da tabii. Haydi 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 haydi. Lan dakika bir gol bir ya. Evet, aksiyonlu başladık, ne güzel. 3 taneler mi? Bana öyle geldi. Şu an 2. Oy, oy. Ağzımın içinde çıktı ya. Type 14 ile vuruyoruz, değil mi? Hayır. Ha, bir yerde. Bir yerde. Aa, kıza yapıştılar. Tamam, vur. Atatürk! Sen filmi mi değiştirdin? Sen filmi değiştirmişsin. Ben de diyorum, niye bu kadar uzun sürüyor? Kızı rahat bırak. Allah'ın belası. Öldü galiba. Sen son nefesini verir gibi ses çıkıyor. Aa, terbiyesize bak. Ağzımın içinde de çıkmazsın be. Değil mi yani? İnsanın hitbox'ına bir saygı olur. Nerede? This way. Şimdi eğer geri dönerse... Yok, buradan devam. Ha, başa mı döndük? Reset mi oldu? Aa, kız gelmiyor. Fuyuhi. Derken. Ey Allah. Fuyuhi ölümüne gitmek istiyor ya. Bırak ölsün. Ben şu an Fuyuhi'den azcaydım. Allah Allah. Hasyanetlerden koşarak kaçıyoruz. Sen 61'e geçmese miydin acaba? Sal beni, sal beni. Çocuklara vurulmaz ama. Maşallah, çok atik. İçeri mi girsen bu sefer? Herhalde artık içeri giriyordur. Neydi ki o? Kıza vurdu ya. Ne vuruyorsun lan kıza? Vallahi yamulturum seni ha. Bacak kadar böyle. Ha. Eşşoğlu eşek.
Evet, Huyuhi, buraya mı giriyoruz? Hadi Fuyuhi, seni istiyor. Evet. Kapıyı aç. Özel tahta kapı ama parmak izli. Oo. Yapay zeka yol bulacak. Ha, Yani bizi takip ediyor. Gel gel. Sen çık. Bayağı bildiğin bizi takip ediyormuş. yine geriyi gösteriyor. Buraya niye getirdin bizi ya? Eve yine mi giremedik? Giremedik. Üçüncü kere kapısından. Aa, burada bir şeyler çıkmış ortaya. Bu yoydu. Ya pendant mı? Aynen. Bizim hanım kablomun bu kolyesi. Suyun içinde. Gerçi pek kolyesi de yok. Çokarı var gibi görünüyor ama. Ha, bu abla şehit mi oldu acaba? Şimdi sudaki kafa atar. Tabii, muhtemelen. O nasıl bir sarılma? Kız ellerini kullanmadan kurtulmaya çalışıyor demek ki. Ya bırak sal Fuyi'yi yani. O ölmek istiyor. Biz onu tutmayalım çok fazla. Evet diye bir şey aldık bak. Biz şey stan almıştık. Stan daha iyi sanki. Şarkı söyleye söyleye gidiyor. Şey mi yapacaksın? Öyle yapmasaydın ya. Daha güzel yolları vardır. Aa. Kıymış canına yavrum. Korkudan bir şey oldu. Terbiyesize bak. Sen Type 61 kullandığının farkındasın değil mi bu arada? Niye dodge'ladı? Aynen, bu arada fatal frame olmalıydı. Bir anda o şeyi kaldırdı. Sen sağlammış gerçekten. Çat diye bitmiş. Hey. Aha. Baba şınlandı. Sağdan da ses geliyor, bir insan Evet. bir tripleniyor.
Yuhi. Rahat durmadın, öldürdün kendini. Birden fazla Fuyuhi mi var? Yoksa pisliğin yok, sesleri o, böyle? Yok, şeyi fotoğrafı çaktığın zaman böyle kafaları uçuşuyor ya. Ha, onların sesi. Onların sesi orada kalıyor. Hadi ablacığım. Hadi huzur içerisinde git. Ha, anılarını görmek için zayıflamış hayalete dokunman gerekiyor diyor. Koş. Koşmuyor ki. İnanılmaz. Biz de sırılsıklam olmuşuz yani. Üstümüz tamamen beyaz olsa. Fuyuhi. Tabii canım, böyle bir yağmur şekli yok. Haruka together. Ekmek bıçağını bulmuş. O da kendini öyle almış. O da kendini böyle verdi. Ha, istemedi. Dedin, hanıma mı geldi, ne oldu? Bakiresi geldi. Biz... Japonca değil miydi bizim oyun ya? Japonca seslendirmesi... Ama şu an İngilizce konuşuyorlar. Yoktu zaten, başında biri İngilizceydi. Ben niye Japonca seslendim hatırlıyorum. İngilizce çevirmekten kafam yok. Öyle bir şey yok. Çok şey gördün diyen hayal etmiyor mu ya? Son kaldı 90'dan. Lan! Oaa, işte bu. Type'ı değiştir. Bitti. Şimdi bir tür boss fight yapıyoruz ha. Shrine Maiden. Yol takibi yapamıyoruz. Çok güzel, kaybolduk o zaman. Gerçi tek yol var gibi. Çek çıktı ama. Geri mi döndürüyor bizi acaba? Ben anlamadım ki. Shrine'a git diyor sanki. Heh. Ne olmuş onlara ya? Ceset. Onlar da kalkacak herhalde. Bol fotoğraf çekmeli. Bir sekans.
Allah Şener Şen gibi koştu yemin ediyorum. Aa aldık. Unbelievable. Sonrası fotoğraflama. Anam basmıyorum, görmüyorum ki şeyi. Evet. Aa, bunu biliyoruz ama bir ritüel sırasında genç bir kızı öldürdüğünü gördüğü bazı kabuslar, hani yazar var ya, ona bir albüm getirdi. Ondan bahsediyor. Albümü o almış. Hisoka'nın tarafından getirmiş işte. Fotoğraflara bakınca Ren bütün kareleri bir rüyasından hatırladığını fark ediyor. Bu gizemi daha da hani şey yapmak için, perdesini kaldırmak için terk edilmiş Han'a doğru bu sefer şahsi o bizzat gidiyor. Ve asistanı Rui Kagamiya'yı da getiriyor yanında. Evet. Aynen, burada bırakmıştık bunu. Şimdi herhalde karakter değiştirecek. Yani başka biriyle oynayacağız. Benimle ölür müsün? She's beautiful, but she looks sad too. Yeah. Ama üzgün görünüyor. Evet. Isn't she the type of woman that you get nervous around? Yanında endişelendi yani. Heyecanlandığın tarzda bir kadın değil mi bu? There may be more of this stuff out there. Shall I call Hisoka? No, bundan daha fazla olabilir orada. Hisoka'yı mı arayayım? Hayır. Biz gidelim, daha çabuk olur. Bu saatte. Çok uzun sürmez. Sen kendini öldürürken kıza da sebep oluyorsun. You haven't used it yet. Bu farklı bir obskür herhalde. People say there's something off about that place. Burası hakkında insanlar garip bir şey olduğunu söylüyor. Kamera obsküreyi alacak mısın? Daha kullanmadın daha önce ama şimdi şansın olur falan dedi. Adam da kabul etti. Nasıl ya, ne oluyor, hayırdır ha? Tamam, şunu bir alayım da önce. Odanı bastılar. Ren'in kamera obskürası. Adam Ren ya. Measure mı? Ölçmek. Neyi ölçüyoruz? Uzaklık mı ölçüyor yani? Batılı ülkelerde 19. yüzyılda uygulanan post mortem, yani hani ölümden sonraki portre çekimleri bir hani uygulanan bir şeymiş. Fotoğraf çektirmenin hala nadir ve pahalı olduğu, lüks olduğu zamanlarda şekildeymiş. Devam edebilirdi. Yeni ölmüş aile üyelerinin vücutları, sevilen aile üyeleri yani, belli hani yaşıyormuş gibi poz verilerek fotoğraflanıyormuş ki bir hatıra olarak kalsın. Fenomen bu fenomeni araştırırken fark ettim ki Japonya'da da buna benzer bir adet varmış zamanında. O da postmodern fotoğraflar olarak biliyor. Bu fotoğrafların bir kısmı hala günümüzde ulaşılabilir durumda. Bu şekilde bir fotoğrafa ulaşacak kadar şanslıydım. Yani batılı örneklerinden bir derece daha böyle hani estetik olmayan
içerikler olduğunu düşünüyorum. Bizim Japon fotoğraflarında batıdakiler daha estetik yapmışlar. Hani poz falan verdirmişler ya. Fotoğraf çektirmeye, fotoğraf teknolojisi Japonya'ya ulaştığında fotoğrafın insan ruhunu çalabileceğine dair batıl inançla geldi. O batıl inanç da yanında eşlik etti. Buna inanan kimse, her kimse ölüm sonrası fotoğraflamaya Japonya'da işte özel bir önem atamış oluyor bu inanç yani. Eğer kafada bu yani gönülde bu inançla fotoğraflar çekiliyorsa bu ölüm sonrası fotoğraflar sadece anı için alınmış olmuyorlar ya da yas tutma amacıyla çekilmiş olmuyorlar. Daha çok ruhsal önemli bir takım hadiselerin cereyan edebilmesi için alınan fotoğraflar olmuş oluyor aslında. Yani bir nevi Musallat ritüel gibi. olsunlar diye resmen musallat olsun. Belki de. Belki de belki. Ha, Hisoka mektup yazmış Ren Evet. Hoca'ya. Bakmam için bıraktığın kameranın adı kamera obskür olarak bilinir. Doğaüstü varlıkların imajını yani resmini çekmek için kullanılır. Çıplak göze görünmeyen varlıkların. Çok nadirdirler. Çok antik market, antika marketlerinde hani mit statüsünde genelde bulunurlar. Ya yani mittirler yani. O kadar nadirler. Sadece birkaç tanesinin var olduğu biliniyor. Onlara sahip olduğunu gördüğüm ilk kamera obscura bu demiş. Yani bu elindeki kamera obscura'dan bahsediyor. Compound lens varmış. Seni korkutmak istemem. Kamera obscurası olanların şanssızlık davet ettiğine dair batıl inanç var yani söylenti var. Uğursuzluk getirdiğine dair diyelim. Aynen. Bunlara sahip, bu kameraya sahip kişiler ya ölmüş ya akıllarını kaçırmış ya da kaybolmuşlar. Yani kameraların kendisi sahiplerinden uzun yaşıyor kesinlikle diyor. Yani. Önceki sahiplerinin bu kadar şanssızlığa uğramış olmaları antika olarak değerlerine de bir etkisi oldu, büyük bir etkisi oldu. Benim kamera obsküram önceki sahibi öldükten sonra buradaki yerli bir aileye bırakılmıştı. Bana çok memnun bir şekilde verdiler yani. Almamdan gayet memnunlardı. Seninki hala kullanılabilir gibi görünüyor. Fakat dikkatli ol bunu yaparken. Sevgilerle Hisoka. Bu da son mektubuydu herhalde. Not. Kamera obscura'ndaki kapak yani kapatan öndeki kapak kırılmış. Ama fark ettim ki kutu şeklinde bir şekli var gibi görünüyor. Bana satmayacağını düşünüyorum ama çok kısa bir süre ödünç almak isterim eğer senin için de okeyse. Lütfen hani bunu düşün, bu teklifimi düşün demiş. Kamerasına göz koymuş. Kesik atacak yani. Atamadan öldü. Bir şey daha gösteriyordu ama bir de bunu alalım. Aynı şeyden bahsediyor gene Mount Kami'nin yani Hikami Dağı'nın hayaletleri ve kendi hayatına son verenlerinden. Ha bir dakika burada başka bir hikaye anlatıyor galiba. Bir adam bir kıza aşıkmış. Genç bir kıza. Ve onunla görüşmek için dağa gelmiş. Fakat o görevlerine bağlı kalmış ve onun ona yaptığı hamleleri görmezden gelmiş. Yani kız reddetmiş adamı. Adam öfkelenmiş ve kızı öldürmüş. Onu da nehre atmış. Vay şerefsiz. Birkaç gün sonra meşaleyle dönmüş ve bir bıçakla ve bütün tapınak bakirelerini yani tapınakta bulunan genç kızları dağdaki tapınakta olan genç kızları çok vahşi bir şekilde öldürmüş ve hepsini de nehre atmış O giderken. düşenler onlardı herhalde işte. Demek ki. Dağın suları kırmızı olmuş kan sayesinde ve bu
cesetleri taşırken Pool of Purification'a, yani şey, akıntı cesetleri işte arınma havuzuna taşımış. Denir ki her bir şeyin, maiden'ın yani kızın gözleri çıkarılmış yerinden. Yani gördük evet. ya. Hı-hı. Aslında gördüğümüz şeyleri anlatıyor yine. İlk kızı öldürmeden hemen önce ve onu nehre atmadan önce adamın gözleri kurbanın gözleriyle buluşmuş. Kızın gözlerindeki bir şey adamın diğerlerini de öldürmeye yöneltmiş. Ya da şey, efsane bu şekilde söylüyor. Bunu da kadını suçlamayı başardınız. Tebrik ediyorum. Tapınak bakirilerin hayaneti hala yani kanlı suyla ıslıklam şekilde duruyor. Ve yani dağda o zamandan beri gözüküp duruyorlar. Onların gözlerine bakanların ölümü bulacağına, yani ölümle karşılaşacağına inanılıyor. Kadınları suya kadar takip ediyorlar ve kendilerini boğuyorlarmış. Bu dört kız arkadaşın da bunu yapma sebebi bu. Ya da altı mıydı? Altı. Gerçi sadece efsane olmasına rağmen gerçek bir olaydan esinlendiğine inanılıyor bu hikayenin. Yerel kayıtlar birçok tapınak bakiresinin vücudunu, yani cesetlerini uzun zaman önce bulunduğunu gösteriyor. Yani o zamandan beri de oradaki ritüeller yapılması bırakılmış yani bu olaydan sonra. Evet. Ruin, ne ruinin? Aa, kızın niye günlüğünü okuyorsun? Allah Allah. Allah Allah. Mr. Hoca kendi pisliğini temizleyemiyor. bu kadar uzun zaman yaşamış biri için ev işi yapamaması garip yani. Ev işi yapamıyor diye şey yapıyor. Allah bilir, adam da en fazla 23 yaşındadır. Yemek yapamıyor ve eşyaları falan ya, etrafını toplayamıyor. Bakıcısı gibiyim asistanından çok. Bu kız buna aşık belli. Her şeyi kaybediyor. Yani istediği kitabı bulamasa he blows up, patlıyor. Şey olarak mı? Herhalde kızıyor manasında mı? Bilmiyorum ki. Miss Kurosawa, Bayan Kurosawa'ya en sonunda soruyor ya, yani yardım için yardım isteğinde bulunuyor en sonunda diyor. Bir keresinde bütün kitaplarını sıraya dizmeye çalıştım. Ama bir tanesinin nerede olduğunu asla bulamadım. Sanki bir anda ortadan yok oldu. Bayan Kurosawa onu gölge okumayla buldu. Odasına gitti tek başına. Ve kayıp kitapla bir süre sonra geri geldi. Sadece gülümsedi ve görünmez olanı görünür yapmakla ilgili bir şeyler söyledi. Bu gölge okuma işi de nedir? Tamam. Bu şey bana şeyi hatırlattı diyor. Bir keresinde ortalığı toparlıyordum. Hiç görmediğim bir şeyi gördüm. Daha önce hiç görmediğim bir şeyi gördüm. Aynı Bayan Kurosawa'nın dediği gibiydi. Görünmez olan bir anda görünür oldu. Eski bir kutunun içerisindeydi. Ne olduğunu hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Kenara koydum daha sonra düzenlerim diye. Ama daha sonra gidip bakmak için, hani daha doğru düzgün bir bakmak için gittiğimde kaybolmuştu. Yine görünmez olmuştur eminim ki diyor. Ne güzel. Evde görünür olan şeyler var. Görünür görünmez. Kimsenin umudu değil. Yuri Kozukata diye biri tarafından hazırlanmış bir rapor. Bu Ren abimize, Ren'di herhalde, Ren Hoca adına. Hisoka Kurosawa tarafından verify edilmiş, yani onaylanmış. İsteğin detayları, postmodern fotoğrafla alakalı itemler buldu. Eşyalar ve işte, mümkünse yani. Al onları, aynen. Bulduğu fotoğraftan bahsetmiş. Albümden bahsetmiş. Ichiro Maynard'da bulduğu. Bu şey terk edilmiş. Bizim bulduğumuz yani. Ve objeyi aldık diye rapor yazılmış. Yani yaptığımız şeyleri ufak bir özete. Evet. Sanki az önce yapmamışız gibi.
almost sunset. We should hurry. Yeah, let's go. Yeah, let's go. There's a local superstition warning people not to go up Mount Hikami after dusk. If you climb the mountain in the twilight hours, it'll show you a different form. Its true form. Yani güneş batınca gitme oraya, yoksa gerçek formunu göreceksin o dağın. Come here at that time. Ölmek isteyen herkes bu saatte gider oraya. Kıza da sebep oluyor adama bak. I think that's the inn where the album was found. This must be Ichiru Manor. So, do you think you'll be able to use the camera obscura? Camera obscura'yı kullanabilecek misin sence? Just to be sure. Okay. Emin olmak için önce bir denesen iyi olur. Yine mi tutorial? Bir farklı mı bu? Ne oldu be? Bu şey herhalde burst çekiyor. Is the camera working? Well, you look like you, so yeah. Is that a good thing? We should go. Bizi şu tarafa almamıştı. Pantolon askıları sarkık geziyor adama bak. 5 yaşında falan. The part that's further back inside. It was part of some temple or shrine. Nereye gidiyorsun ya? After it became an inn, the proprietor's family lived here, but it doesn't look like anyone was a massive landslide that hit Mount Hikami. Oh. Maybe they were all buried under the rubble. Kız iki kere üst üste konuşabiliyor. Hey, it looks like the album you asked for was found in the old building. Oh. Burası. Yeah, sure looks that way. Şimdi burası ormana gidiyor. Biz hani yol okuması da yok. Yok, biz şeye gireceğiz ama zaten. Ne? Şu Ichiru malikaneye gireceğiz. Şu demin önünde. Oraya... Aynen malikaneye girmek için geldin zaten. Gelme amacımız bu. O yüzden buraya girelim. Hı hı. Şeyleri kamera react ediyormuş. Hah, şimdi izleme açıldı. Görünmez olanı görünür kırma gücü. Ah. Boğulmuş kadın. Sağ tarafta dişe kapandı aynı. Hatch kapak kapanmış. Rüzgar olmalı diyor. Eminim. Kedidir abi. Kedi. Aha. Gölgelerdeki kadın. Gölgelerdeki adam. Aslında orada bir tane daha kadın çekilmişti ama onu sallamadık peki. Ses efektini doğru yere koyamamışsınız. Biraz daha ses efekti olsa daha korkutucu olurdu. Yerde kağıt var. Hı hı. Elim. iPhone 4. Bir de nereyi gösteriyor? Kapağı mı gösteriyor? Yok yok ya. Şeyden ileri. Ellere bak. Eller havaya. Ümmeller havaya. Bunu görmemiş gibi mi yapacaksın Ren? Ne yapak gitmeyek mi? Gideceğiz canım, yapacak bir şey yok. Buralarda bir yerlerde. Şu parıltıdır bence. Dedim ama çıkmadı.
Ha, çekmedi saydı. Ayıp. Ha, bu hayalet saldırıyor. Utanman yok mu senin? Aa, dodge'ladı mı, ne yaptı? Ha, aynen, çekmedim. Son canını verdi. Anladık, öl hadi. Gerçek hayatta bu kadar uzun sürmemiştir öyle. Yine bu taraf. Bak bakalım kolu yerinde mi? This must be the room where Hisoka found that album. Yeah, it seems so. Kamerayla bak diyor. Tamam, burada net işte. Her şey kaybedeli tam olarak ne kadar oldu? Daha zaten hanımın yarısını yuttu. Bu ölüm sonrası fotoğraf albümü bana kalan tek şey. O da babam bana bıraktı. Fotoğraflar kimin onun bile bilmiyorum. Sadece ailemden bana kalan son şey. Devam. Burada ne kadar zaman harcadım? Karanlıkta ne kadardır dolaşıyorum? Önemi yok. Hepsini yakacağım ve sadece ben olacağım. Ben kalacağım geriye. Sanırım her şeyi yukarıdaki gözetleme odası, yani gözetim odasında bitireceğim. Herhalde kendini şey yapmaktan bahsediyor yine. Hı hı. Gün batımı orada çok tatlı görünüyor demiş. Son kez bir gün batımını. Şimdi yukarı çıkacağız ama. Hey Allah'ım ya Rabbim. Burada bir şey var mı? Bebek. Bir şey yok. Bunlar geliyor bunlar mu? Bunlar saldı. Aynen aynen saldırıyorlar. Hızlandı bir an. Aa! Oy oy oy! Ne oldu? Aman ölüyorsun galiba. Aa, yo. Biri gitti. O da gitti.
sallana sallana ölüyorlar. Kendisini yakmış. Ya da kendini göle atmış. Hangisi olduğu belli değil. Seni çektim zaten. Bunu bir... El gelecek. They say that if you look up at the third floor veranda, you'll see someone looking back down. Really? I'm sorry. Kızın da çenesi düştü. Korkudan herhalde. Burada alınacak şey ya. Film. Yani ne yapmış kendini. Üzerimize Type 14 attılar. Buradan gitmedi mi? Şurada bir şey parlıyor sanki. Solda görünüyor ama ileride solda ha. Lan alsana. Alma tuşuyla bakma tuşu aynı mı? Evet. Şurayı gösterdi galiba. Ama zaten burayla aynı. En son şu kapı kaldı. Yine gidip o aşağıdaki... Döndürsene. Hatch'e gidiyoruz. Yola random kağıtlar atılmış. Yani Heyelan'dan bile önce her zaman buralarda garip şeyler oluyordu. Birkaç yıl önce iki tane kız okul gezisine gelmiş, iki kız kayboldu mesela. Birkaç gün sonra kızlardan biri tekrar geri bulundu ama kafasını hani biraz yemiş gibi görünüyordu. Kaçırmış gibiydi. Çok fazla teori vardı. Fakat insanların çoğu sadece işte mekan değiştirdiklerine, böyle erdiklerine, başka yerlere gittiklerine inanıyordu. O kız geri geldi arkadaşını bulmaya. Her yıl geri gelmiş. Yani şey gibi diyor. Şey i̇badet, gibi yani. Hani, ibadet. İbadet gibi yani. Hacca gitmek gibi. Sayısız insan yıllar içerisinde kaybolmuş. Artık çok alıştım buna. Devam. Babam da aynı teoriye inanıyordu. Keji Watarai de aynı şeye inanıyordu. Ünlü bir kültür. Şeyi ne de bilmiyorum. Eminim ki sıradasa ben varım. Aynı onlar gibi kaybolacağım. Ama kimsenin beni arayıp bulmak için geleceğine dair ciddi şüphelerim var. Kimse beni aramaz diyor yani. Gezdik. Bak biz arıyoruz. Evet, hiç buradaydı galiba.
Sol tarafta. Aynen. Yine mi? Niye yukarı baktı? Pink shot. Take a photo that matches one. Ha şey, aynı fotoğrafı çekeceksin. Kapıya geç, kapıya doğru geç. Aynı açıdan almanı istiyor. Onu, o kapıya değil, soldaki kapıya doğru ha. Geç. Gördüğün fotoğraftaki açıyla almanı istiyor. Döndür şimdi. Gel. Sen teknolojilere bak. Yukarı niye bakıyorsun oğlum? Ben de anlamadım ki yukarıya bakıyor. Tamam anladık. Onu anladık. Hop hop hop. Ha baba. Ah be, o fatal frame olurdu ya. Ayıp ettiler. Gel biraz, gel. Verey. Neredesin? Ay! Oh! Aha! Kamera açıları biraz sıkıntılı. Sen de orada dur saplama gibi. Kıza sebep olacağız dedim ama kız çok rahat geziyor. Bir de arkamızdan kulağımıza da korku hikayeleri fısıldanıyor. adam kendini yakmış biliyor musun? Bu da bir asamadı kendini ya. Hayır abi, kaç kez şekilde öldürdün, ben de anlamadım ki. Bir öldürdün, iki öldürdün. Aa, tamam, düşmen ya. Lazım lan, düş düş. Uçuyor. Anam. Oo. Heyecandan şeye basıldım. Arkanda. Arkanda. Bu belli ki böyle sarktı. Oo. Aa, ipi kırı koptu. İpi kırıldı. Aa şey, zayıfladı git anılarına bak. Yok. Anladım. Zayıflamışken dokunabiliyorsun da ama çok geç kaldı. Kıza yapıştı. Fatal. Kız aradan çekilsene. Ay, yapay zeka süpersin. Hadi saldır. Saldır diye masanı bekliyorum ama bak şimdi saldırır. Her zaman öyle yapıyor ama. Gitti. Arkanda. Arkanda. Hadi abicim. Bak bize poz harcatıyorsun. Bu kamera değerli. Sağda. Bence öyle vurma. Biz burada buna yalandan mı resim... Turist çeken bir yerden kendi canına son verme yerine dönüştü. Fakat sanıyorum ki her zaman böyle bir şey vardı. Dağ ve ölüm her zaman beraberdiler, yan yanaydılar. Mikomori buraya inanç için gelenlere dağdaki
bakirelerin gördüğü bir kutsal groove. Yani diğer tarafa geçmelerini kolaylaştırıyorlarmış. Birazcık Azrail'in görevi gibi. Bunu çok sevdim. Bunu çok kıskandım. Beni de birinin uğurlamaya gelmesini isterdim. Gurur neymiş bir bakayım. Yes, I'm fine. Oruymuş. Her yerden bir şey asılıyor. Ne var ya? Yukarıda. Bu kendini kurtarma. Aynen. Şuraya da bakayım. Bence yol oradan zaten. Aynı yere çıkıyordur. Gün batımı çok güzel. Dağ eriyor gibi görünüyor. Aynen çatıya çıkıyor. Cana kıyman otu. Beni suya çağırıyor. Yapılacak doğru şey bu, aynı. Kesinlikle. Kesinlikle abi. Sen doğrusunu yapmışsın. Almadı onu, biliyorsun o. Evet. Ne yapayım şimdi? Save almadı değil mi bu arada? Ben göremedim çaldığını. Ben de şu an hatırlamıyorum. Yani save alırsa bölümü bitirebiliriz. Bakan adam. O adam yine ipin ucunda mı, bana mı öyle geldi? Yine asılan. This must be where the innkeeper moved. Burada neye bakıyordu? Kamerayla bak istersen. Dur şimdi şöyle biraz daha çevireyim. Böyle çevireyim. Vik 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 eder mi? Yok ya, vik 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 etmesi lazım. Öyle mi? Phantom Expose diye bir şey yazdı ya. O neydi? Biraz geri. Aynen. Kız gidiyor. Aha. Oha, hemen mi? 2 dakika önce çok iyiydi. Aha, saving. Çok heyecanlı. Burada bırakalım. Dur bir saniye. Rui! What's wrong? Is something there?
Alsana kızı. Ah, hayaletle savaşacağın kızı bir belinden tutsana. Van Shatter'ı da yedi. What were you doing? Can you remember anything? Bir şey hatırlıyor musun? Let's go home. Gerçekten kıza sebep oluyordu. You cannot leave the mountain. Öyle bir yok, ayrılmak yok, kolay değil. Bence evet. Bırakalım artık. Aynen öyle yapalım. Evet arkadaşlar, heyecan bitmiyor. Yani şu an 3. bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yine bir fight'tan, bir savaştan, aksiyondan devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, yorum bırakmayı ve bildirim çanını açmayı lütfen unutmayın. Hilal. Herkese bir sonraki bölüme kadar veda ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye. Bye bye.